Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda yepyeni Skoda Octavia var. Skoda Octavia çok merak ettiğiniz, çok sorduğunuz, hemen her gün mesaj atıp bu aracın testini istiyoruz dediğiniz bir modeldi. Kanalı yakından takip edenler biliyor. Aslında uzunca bir süredir Skoda modellerini test edemiyordum ama bugünden itibaren yani yeni Octavia ile birlikte tüm Skoda modellerini test etmeye başlıyorum. Buradan size müjdeyi vermiş olayım. Yani merak ettiğiniz Scala'sından Kamiq'ine, Karoq'una diğer tüm modelleri burada önümüzdeki süreçte inceleyip sizlerle paylaşacağım. Ama bu videomuzun konusu tabii ki Skoda Octavia. Merak ettiğiniz her şeyi bu videoda öğrenebileceksiniz. Yani aracın neleri değişmiş, neleri yeni, motoru, iç mekanı, tasarımı, fiyatı nerelerde, rakipleriyle kıyasladığımız zaman alınır mı, alınmaz mı? Yani aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderecek çok keyifli bir test bizleri bekliyor. Hazırsanız başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Octavia'yı anlatmaya da tabii ki tasarımından başlıyoruz. Şimdi aracın önüne baktığımız zaman 4. nesilde bir önceki neslin makyajlı versiyonundaki o benim pek beğenmediğim far tasarımından artık vazgeçilmiş, çok da iyi olmuş. Burada tek parça bir far görüyoruz. Panjura baktığımız zaman bununla ilgili Instagram'da çok eleştiri gelmiş. Onları okudum. Yani BMW böbreği ile Audi böbreğinin kırması gibi ve güzel olmadığını yazan çok fazla mesaj gördüm, okudum. Ama ben genel hatlarıyla baktığım zaman aracın bu keskin çizgileri neticesinde bayağı güçlü, bayağı güzel göründüğünü düşünüyorum. Özellikle yeni far tasarımının, kaput tasarımının bunda çok büyük payı var. Octavia'da LED farlar artık standart olarak sunuluyor. Fakat benim test ettiğim bu araçta opsiyonel olarak alınabilen LED matrix farlar var. Bu farlar tabii gece önünüzdeki trafiğe göre içinde bulunan her bir ünitedeki 22 modülden bazılarını açıp kapatarak size çok iyi bir görme sağlarken önünüzdekini, karşıdan geleni rahatsız etmeyecek bir yapıya sahip. Bunu gece kullandım, çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Ayrıca buradaki gündüz LED'leri de aracın bayağı elit görünmesini sağlıyor. Profiline geçtiğimiz zaman araçta artık 16-17 inç jantlar var. Giriş seviyesi olan, ki o da zengin donanıma sahip olduğu için aslında giriş seviyesi demeyelim ama daha alttaki elit donanım seviyesinde 16 inçlik, benim bu test aracımdaki gibi premium versiyonda 17 inçlik jantlar standart olarak sunuluyor. Bu araçta ekstra bedel karşılığında alınabilen 18 inçlik jantlar var. Ayrıca aracın üstünde tabii ki mevsimden dolayı kış lastiklerine yer verilmiş. Şimdi profile doğru geçtiğimizde şunu göstermek istiyorum. Bir Skoda klasiği olarak burada kapının döşemesinde bir şemsiye görüyorsunuz. Ki burada Skoda logosu da var. Gayet hoş, gayet pratik, gayet kullanışlı. Bana sorarsanız yani tüm otomobillerde olması gereken bir detay bu. Çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Şunu soranlar olmuştu, burada bir düğme var, nedir acaba diye. Bu bir düğme değil ama yanılmıyorsam Superb'de öyle olabilir. Galiba düğmeye basınca atıyor olabilir, ona emin değilim. Aynı panel kullanılıyor olabilir. Onun kalıbından dolayı orada öyle bir şey görünmüş olabilir, emin değilim. Şimdi profiline baktığımız zaman bu araç bir liftback, yani bagaj kapağı arka camla birlikte açılıyor. O yüzden tasarım olarak da biraz daha böyle sportif bir yapıya sahip. Gelin oralara bir birlikte bakalım. Şimdi arkada en çok dikkat çeken, ilk dikkat çeken şey buradaki Skoda ambleminin kalkıp diğer tüm modellerde olduğu gibi Skoda yazısının bagaj kapağına entegre edilmiş olması. Ayrıca burada bir E-Tech ibaresi görüyorsunuz. Bu motor konusunda size detaylıca anlatacağım bir konu. Şimdi diğer tasarım detaylarına baktığımız zaman stop lambaları gayet hoş görünüyor. LED aydınlatmalara sahip. Bu araç premium donanımda ve o yüzden sinyal lambaları da kayabiliyor. Ben bunu ilk başta, ilk izlenim videosunda, ilk karşılaşma videosunda biraz Elantra'ya benzetmiştim. Arka çaprazdan belli açılardan, ama sizlerden gelen yorumlar arabanın biraz daha A3 sedana benzediği yönündeydi. Evet, onun fotoğraflarına da baktım, yenisinin. Onu da biraz andırıyor. Zaten aynı gruptalar, aynı ailedeler. Öyle bir benzerlik var arka tarafında, ama genel hatlarıyla buranın şık olduğunu söyleyebilirim. Bagaj kapağını elektrikli olarak böyle açabiliyorsunuz. Eğer ekstra bedel öderseniz anahtar cebinizdeyken ayağınızı tamponun altından geçerek de açabiliyorsunuz. Benim şu an kullandığım bu test aracında o opsiyon sunulmuyor. Bagaj hacmi burada 600 litrelik bir yer sunuyor ki bize, yani sadece 600 litrelik bir yer sunuyor olmasını bırakın, bu arka camla birlikte kalkan bagaj kapağı neticesinde çok rahat yükleme yapabiliyorsunuz. Çok rahat bagajın her tarafına ulaşabiliyorsunuz.
biliyorsunuz. Bu anlamda Octavia sınıfındaki rakiplerinden kesinlikle ayrılıyor. Hem hacim olarak hem de sunduğu yükleme kolaylığı olarak. Skoda'nın öne çıkan özellikleri Simply Clever dediğimiz, yani oradaki şemsiyeden tutun da burada depo kapağındaki buz kazıyıcıya kadar, yani Çek markası olduğu için, soğuk iklim otomobili olduğu için böyle bir detay da düşünülmüş. Bu da çok güzel. Sadece bununla da kalmıyor tabii Skoda. Burada o Simply Clever detaylarını yine görebiliyorsunuz. Mesela bakın, bagajda bu şekilde kullanabileceğiniz kancalar, onun haricinde burada cepler, buraları konfigüre edebileceğiniz durumlar, bagaj kancaları için yerler, bayağı size ekstra şey sunuluyor. Ayrıca koltukları yatırmak isterseniz de bu şekilde 40'a 60 oranında bagajdan yatırabiliyorsunuz. Bagaj zemini düz olmuyor. Eğer düz bir bagaj zemini istiyorsanız bu aracın station wagon versiyonu kombiye gitmeniz gerekiyor. Onda böyle bir özellik sunuluyor. Diyeceksiniz ki peki kombi Türkiye'ye gelecek mi? Evet, bununla ilgili Skoda yetkilileriyle görüştüm. Bu yıl içerisinde, yani 2021 yılı içerisinde kombi versiyonu da gelecek. Merak edilen sportif Ares versiyonu, Ares kombi versiyonu ve biraz daha böyle maceracı diyebileceğimiz kombinin Scout versiyonu da ülkemize gelecek. Yani anladığım kadarıyla karoser anlamında Octavia'nın tüm modellerini ülkemizde göreceğiz 2021 içerisinde. Ama aynı şeyleri tabii motorlar için şu anda söylemem zor. Bagaj kapağını buradan tekrar bir dokunuşla elektrikli olarak kapatabiliyorsunuz. Arka koltuklara geçebiliyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi, yani arka koltuklara erişim var. Buraya kayak gibi uzun eşyalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Koltukları da bu şekilde eski formuna getiriyorsunuz. Şimdi burada sunulan yaşam alanı hiç fena gözükmüyor, onu en baştan söyleyeyim. Aracın boyutları bu arada biraz büyüdü. Yani boyunda bir 2 santimlik, eninde 1,5 santimlik, yüksekliğinde de yaklaşık 70 milimlik, yani 1 santime yakın bir büyüme söz konusu. Ama buraya baktığımız zaman diz mesafesinin ben gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir karışa yakın bir alan burada bana sunuluyor. Baş mesafesine baktığımız zaman burada yine 4 parmaklık bir alan var. O da gayet rahat, yani 1,78'lik boyumla ön tarafta bana ayarlı koltuğumla, yani 1,78'lik Fahir burada otururken 1,78'lik Fahir arkasında bu şekilde rahat rahat oturabiliyor. Bu araçta cam tavan yok, sunroof yok. O yüzden tavanın bu şekilde rahat olduğunu söyleyebilirim. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de tabii ki araçta sunroof veya panoramik bir cam tavan olup olmayacağı. Yeri gelmişken hemen bahsedeyim. Bu araçta, yani sedan karoserde hiçbir şekilde cam tavan opsiyonu sunulmuyor. Fakat kombi versiyonda, station wagon'da böyle bir opsiyon sunuluyormuş. Önümüzdeki süreçte onu görebileceksiniz. Nedenini sordum. Açıkçası merak ettim neden sunulmuyor diye. Aldığım yanıt şu oldu. Bu aracın sürtünme katsayısı 0.24. Yani hakikaten sınıfında referans teşkil edecek iyi bir değer sunulmuş. Ve cam tavan koyarak bu sürtünme katsayısını bozmak istemedikleri için, yükseltmek istemedikleri için böyle bir yola gittiklerini söylediler. Açıkçası ben onların söylediklerini sizlerle paylaşıyorum. Bana çok tatmin edici gelmedi. Yani birazcık bir değişiklik olsaydı sürtünme katsayısında çok mu bir şey fark ederdi bilmiyorum, ama markanın almış olduğu karar bu şekildeymiş ve bize de bu şekilde bir bilgi verdiler. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Elçiye zeval olmaz. Konfor elemanları anlamında burada bize neler sunuluyor? Yani Skoda'nın o Simply Clever'ında burada neler var? Kol dayamayı hemen göstereyim. Kol dayama gayet kolay kullanılabilecek. İki tane bardak koyabileceğiniz bir alan sunuyor. Buradan da bagaj erişiminiz var. Havalandırma menfezleri ve üçüncü klima burada sunuluyor. Bunun için tabii ekstra bedel ödemeniz lazım. Bu normal şartlarda olan bir şey değil. Ayrıca burada USB çıkışları ve bu üst donanım olan premium'da yine opsiyon karşılığında arka koltuk ısıtmaları alabiliyorsunuz. Onun altında şuraya baktığımız zaman bir tane ufak eşyalar için göz sunulmuş. Ama asıl farklılık, asıl özellik buralarda. Ön koltukların arkasında, yani normal bir cebin haricinde buraya, orada gördüğünüz gibi cep telefonu resmi var ve buraya bu şekilde kolaylıkla mobil cihazınızı koyabiliyorsunuz. Bunun için ekstra kafa yorulmuş olması ve günümüzde hepimizin elinde cep telefonu olup nereye koyacağımızı düşündüğümüz esnada burada böyle bir şeyin olması bence gayet güzel. İki kişi için burada gayet güzel bir yaşam alanı sunuluyor. Yani gösterdim. Baş ve diz mesafesinde sıkıntı yok. Omuz mesafesinde sıkıntı yok. Cam yüzey geniş. Dışarıyı rahat görebiliyorsunuz. Peki ya ortada oturacak kişi? Şimdi burada tabii ki kocaman bir şaft tüneli var. Yine şaft dağı diyebileceğimiz 20 santimlik bir şaft tüneli. Hemen onun
yanına geçiyorum. Ayakları üstüne koymak olanaksız ama yanlara koyabiliyorsunuz. Koltukların altına uzatabiliyorsunuz. Benim koltuğum en altta olmasına rağmen ayaklarım çok rahat içine girebildi. Ayrıca bu oturduğum zemin bu yandakilere kıyasla biraz daha yüksek olmasına rağmen bakın buradaki farkı görüyorsunuz. Yine de bu şekilde oturduğum zaman kafam tavana kesinlikle değmiyor. Gayet rahatım. Hatta iki parmaklık bir mesafe olduğunu söyleyebilirim ki bu da bence arka koltuklarda önemli bir mesafe. Buraya bakabiliriz kapı koluna. Şimdi burada yepyeni bir tasarım var. Bakın krom geliyor ve kapı kolu burada çok güzel bir tasarımsal şey sunuyor bize. Ön tarafta da aynı detay var. Bu da bence gayet güzel bir tasarım detayı. Sıra geldi Octavia'nın kokpitine. Burada anlatacak çok şey var. O yüzden hızlıca başlıyorum ve atlamadan anlatmak istiyorum tüm yenilikleri. Öncelikle araçta anahtarsız giriş çalıştırma var. Anahtarı göstererek başlayayım. Çok şık bir yeni anahtarı var. Bu MQB Evo platformunun yani Golf'te kullanılan anahtarlığın aynısı. Bunda var ve şöyle bir güzellik var. Bakın eğer anahtarlık takmıyorsanız böyle kullanabiliyorsunuz. Anahtarlık takacaksanız da bu şekilde bastığınız zaman anahtarlık için kanca yeri çıkıyor. Eğer anahtarlıksız kullanıyorsanız böyle olması kesinlikle çok daha iyi, çok daha şık. Bunu beğendim. Gelelim çalıştırma kısmına. Bununla ilgili sosyal medyada çok olumsuz yorum yapmıştınız. Ben de aslında bu konuda biraz hemfikirim. Çünkü alışkanlık olarak araç çalıştırma düğmeleri yani ya burada oluyor ya burada oluyor. Genel alışkanlık olarak. Fakat Skoda burada çalıştırma düğmesini direksiyon kolonuna yerleştirmiş. Ve buradaki amaç da insanların o otomobile bindiği zaman hani elini anahtara buraya götürüyor olmasından ötürü böyle bir tercih yaptığını söylüyorlar. Onların tercihi. Tabii ki alışıyorsunuz hiçbir problem yok ama genel kanı itibariyle yani sanki sonradan yerleştirilmiş gibi gözüküyor. Buralarda olsaydı ben daha fonksiyonel olacağını düşünüyorum. Bir diğer konu direksiyon simidi. Şimdi ben de aracı ilk bindiğimde şaşırdım çünkü Octavia fotoğraflarında hep iki kollu direksiyon simidi görüyorduk. Bu şekilde bir direksiyon simidi vardı ve ortası sanki uçuyormuş gibi bir efekte sahipti. Bana gelen otomobilde opsiyonel olarak alınabilen yani ekstra bedel karşılığında alabildiğiniz daha şık 3 kollu direksiyon simidi kullanılıyor. Bunu da Skoda yetkililerine sordum. Yani bu bir maliyet açısından mı 2 kolluya geçildi diye. Aslında değil. Yeni tasarımda otomobilin tasarımıyla bu yatay formuyla direksiyonu da bu şekilde kullanmak istemişler. Ama klasik arayışında olan kullanıcılar için de böyle bir opsiyon sunuluyormuş. Ben tabii yine bunun bir maliyet olduğunu düşünüyorum. Yani her ne olursa olsun burada kullanılan bir plastik bir parça bile bunu sayılara vurduğunuz zaman 3-5 kuruş bile olsa ki değildir bir maliyet unsuru oluşturuyor. Çünkü bunu standart olarak alamıyorsunuz. Ekstra para vermeniz lazım. Şimdi direksiyondan bahsedeyim. Direksiyon yepyeni. Çok güzel. Bakın buralarında böyle delikler var. Yani airbag ayrı duruyormuş gibi. Çok havalı. Direksiyonun üstündeki düğmeler de gerçekten şık gözüküyor bu şekilde. Fakat işin kullanışlılık boyutunda bize neler sunuyor? Açık söyleyeyim ben arabayı 2 gündür kullanıyorum ve neredeyse 200 kilometre yol yaptım. Test edeceğim için de yani bayağı tahmin edersiniz ki aracı kurcaladım ama bunlara çok alışamadım. Mutlaka belli bir zaman sonra alışılacaktır. Yani ben tabii ki çok farklı otomobiller kullanmaya, test etmeye alışık olduğum için genelde hızlı adapte olabiliyorum. Bunda biraz zorlandım. Açıkça ifade edeyim. Onu da şöyle göstereyim size. Bakın şöyle kullanıyorsunuz. Önce buna bastığınız zaman sağ taraftaki veya sol taraftaki göstergeyi seçebiliyorsunuz. Bu arada şu anda park modunda olduğumuz için soldakini seçtirmiyor. Ben onu sürüş moduna alayım ve bu tarafa geçeyim. Şimdi bakın 3 tane yeşil ok görüyorsunuz. Buradan menüye girmek için sol oka basmanız lazım. İşte başlangıç itibariyle mi seçeceksiniz, uzun süreli mi seçeceksiniz? Tekrar geriye basıyorsunuz. Bunu aşağı yukarı kaydırdığınızda buradaki diğer menüler değişiyor. Şimdi aynı şekilde tekrar bu tarafa geldiğimiz zaman aynı yerde bırakayım kullanım alışkanlığımda. Şimdi bu sefer de aynılarını burada yapıyorsunuz.
Burada bu sefer menülerin içine girmek istediğiniz zaman sağ tarafa tıklamanız lazım. Yani ilginç olan burada sola giderken burada sağa gidiyorsunuz. Bakın yani menüye girmek için sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Yani gerçekten biraz sıkıntı yaşatıyor söyleyeyim. Ama burada da şöyle bir avantaj var benim hoşuma giden. Ben genelde yol bilgisayarını hep takip ederim. Yani kalan mesafeyi, yakıt tüketimini. Bunlara çok kolay bir şekilde ana ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Buradaki set tuşuna bastığınız zaman araç menüleri giriyor. Start stop sistemi, ESP, lastik basınç uyarı sistemi gibi. Buradan araç ayarlarına girdiğiniz zaman çok güzel bir grafik sizi karşılıyor. Buradan bu şekilde araç menülerine girebiliyorsunuz. İçindeki detaylara girebiliyorsunuz. Daldan dala atlamak istemiyorum ama açılmışken söyleyeyim. Head-up ekranı var bu araçta. İlk defa Octavia'da sunuluyor. Yani bir Skoda modelinde head-up display ilk defa bu araçta kullanılıyor. O da sürüşte size kolaylık sağlıyor. Onunla ilgili detaylara da eğer aklımdan çıkmazsa sürüşte değinirim. Şimdi buraya niye girmiştik? Yol bilgisayarına bakmak için. Buradan çok daha kolay takip ediyorsunuz. Daha henüz yola çıkmadığımız için başlangıç itibari boş ama uzun süreli de dün 165 kilometre yol yapmıştım. 7.8 litrelik bir tüketime gelmişti. Fakat henüz daha evden çıkmamamıza rağmen araç sürekli rölantide çalıştığı için 8.2'ye geldi. Testin sonunda diğer tüketim detaylarına zaten değineceğim. Şimdi gelelim buradaki menümüze. Burada ne tuşlar var? Burada park asistanı var. Klimaya buradan giriyorsunuz. Klima menülerinde akıllı air condition diye bir mod var. Yani aslında bildiğimiz şeyler. Serbest görüş dediği ön camı havalandırıyor. Ayakları ısıt dediği alttaki kanallardan, elleri ısıt dediği buralardaki kanallardan hava veriyor ama böyle güzel bir grafikle size bir şeyler sunulmuş. Ama ben klasikçiyim diyorsanız da nereye nasıl vurmasını istiyorsanız havanın seçebiliyorsunuz. Ayrıca temiz hava için burada Air Care diye de bir özellik sunuluyor. Devam edelim. Bu araçta Apple CarPlay var ve kablosuz olarak telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Bakın telefonum burada şu anda kablosuz şarj alanında duruyor ve telefonum bu şekilde herhangi bir kabloya bağlı olmamasına rağmen şu anda bana Apple CarPlay'i yansıtıyor. Aynı zamanda telefonum da şarj oluyor. Onun haricinde zaten burada menülerden diğer nelerin olduğunu görüyorsunuz. Ambiyans aydınlatması bu araçta yeni ve farklı özellikler var. Buradan Skoda'yı seçtiğiniz zaman Skoda yeşiline bürünüyor. Buralar kış, yaz, okyanus, race ve individual diye kişiselleştirebileceğiniz bir renk seçeneği sunuluyor. Ben akşam böyle bir şey yapmıştım. Böyle mor sarı olduğuna bakmayın. Gayet sempatik. Bence elit gözüküyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde home ekranına geldiğiniz zaman da radyo ve navigasyon olması gereken yeri görüyorsunuz. Şimdi bununla ilgili de sorular gelmişti. Araçta navigasyon var mı diye. Ülkemize navigasyonlu olarak ithal etmiyorlarmış araçları. Çünkü işte gördüğünüz gibi zaten yani kablosuz olarak Apple CarPlay ile telefonunuzu bağladığınız zaman çok daha aşina olduğunuz telefonunuzun haritası üzerinden bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii kablosuz Premium'da standart geliyor. Eğer Elite alırsanız kabloyla Apple CarPlay'e bağlamanız gerekiyor. Bunu ek bir bilgi olarak sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi ben genelde biliyorsunuz müzik sistemlerinde fiziksel bir tuş olmasını istiyorum. Yani sesi açma kapama konusunda. Bu araçta yok ama touch slider denilen yani aslında fiziksel bir tuş varmışçasına size o kolaylığı sağlayan ve bu şekilde sesi açıp sesi kapatabildiğiniz bir şey sunuluyor. Ses sistemi gayet iyi. Yani çok araştırmadım. Ses sistemiyle ilgili detaylı bilgi sahibi değilim ama güzel çalıyor. Kesinlikle o anlamda benim bir eleştirim yok. Navigasyonla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Navigasyon evet burada kendi Apple CarPlay'imizden kullanabiliyoruz ama ekstra bedel ödediğimiz head-up display'de normalde eğer aracın içindeki navigasyon yüklü olsaydı oradan kullandığımız rotayı önümüzde takip edebiliyorduk. Fakat Apple CarPlay ile yansıttığınız haritayı buradan görme imkanınız ne yazık ki yok. Burada sadece hızınızı görebiliyorsunuz. Onun haricinde adaptif hız sabitleyici devredeyken de yine onun hızını ve mesafe ayarlarını takip edebiliyorsunuz. Küçük eşya gözleri anlamında burada iyi şeyler sunuluyor. Vitesin önündeki alan büyük bir telefonu şarj edecek ve onun haricinde yine cüzdanınızı falan koyabileceğiniz bir yer sunuyor. İki tane USB-C çıkışı var. Vitesin arkasında iki tane bardaklık ve burada aracın anahtarını koyabileceğimiz bir alan var. Kol dayamanın içi orta boyutlu. Yani yine buraya bir şeyler koyuyorsunuz ama su şişesi falan sığmıyor. Biraz yüksek kalıyor. Kol dayamanın bu şekilde yüksekliği ve ileri geri kayabilmesi benim Volkswagen grubunda en sevdiğim özelliklerden
bir tanesi. Kapı ceplerinin genişliği iyi. Büyük şişeleri bile ön tarafa koyabiliyorsunuz. Torpidoya bakacak olursak, torpidonun da genişliği bence beklentileri karşılayacak bir yapıda. Şimdi gelelim tasarım konusuna. Tasarım neler sunuyor? Ben Octavia'nın bu kokpit tasarımını genel olarak çok beğendim. Özellikle bu donanımda sunulan bu piyano siyahı araca kesinlikle bir hava katmış. Vites çerçevesi de öyle ama burada da yine bir küçük dezavantaj var. O da dokunmatik ekranı kullanacağınız zaman sürüş esnasında, yani elinizi bir yere bir dayama ihtiyacı duyduğunuzda, bakın burası elinizdeki yağdan dolayı biraz kirleniyor. Burayı temiz tutmak lazım. Ayrıca araçla ilk karşılaştığımda da yine dikkatimi çeken bir detay burada kumaş kullanılması oldu. Gerçekten görünüm olarak kot gibi ama dokunduğunuz zaman bir gömlek kumaşı gibi bir kumaş kullanılıyor. Bunu çok beğendim diyemem, açık söyleyeyim. Sizlerden sorular geldi. Acaba bu kir tutmayan bir kumaş mı diye. Bunu Skoda yetkililerine sordum. Öyle bir özelliği yokmuş ama kolay temizlenebiliyormuş. Yani nemli bir bezle bunu kolaylıkla temizleyebileceğinizi söylediler. Dokunduğunuz yerlerde nasıl bir kalite sunuluyor? Üst taraflar bayağı yumuşak. Yani hakikaten et gibi diye tabir edebiliriz. Kapının üst tarafları da öyle. Alt taraflara indiğimiz zaman buralarda kurtarıyor ama torpido gözü olsun, bu alt taraflar olsun, öyle değil. Sert plastikler kullanılıyor ve yine benim ilk araca bindiğimde dikkatimi çeken şey bu kapı kolunun üzerindeki parça oldu. Tek kalitesiz görünen, sesi de duyuyorsunuz, dokunma hissi ve görünüm olarak kalite algısını tek düşüren şey buradaki kapı tutamakları oldu. Arka tarafta söylediğim yine buradaki bu krom ve kapı kolu detayı ön tarafta da devam ediyor ve gerçekten araca bir şıklık katmış. Farları buradan tıpkı Volkswagen Golf 8 testinde olduğu gibi, yani burada karşı duvardan düğmelere basarak seçebiliyorsunuz. Yani dokunmatik değil ama eskisi gibi çevirmeli bir far grubu kullanmıyor Volkswagen bünyesindeki markalar modellerinde. Buradan bahsetmek istiyorum. Bakın buradaki aydınlatmalar çok iyi. Hem çok iyi bir aydınlatma sunuyor dokunmatikle, hem de sizlerden gelen yorumlar olmuştu. Onlara istinaden ben de öğrendim. Böyle bu şekilde parmağınızla dokunarak da bunun gördüğünüz gibi şiddetini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellikmiş. İyi bir aydınlatma sunuyor. Ayrıca bu araçta SOS düğmesi var. Yani buna bastığınız zaman 112 acil servisi arıyor ve sizin olduğunuz yere ambulans yönlendiriyor. Eğer olası bir kazaya karışırsanız da zaten otomatik olarak aranıyorsunuz. Eğer cevap gelmezse direkt bulunduğunuz yere ambulans geliyor. Burada bir tane gözlük için kap sunuluyor. Bu da gayet güzel, kullanışlı bir detay. Buradan anlayacağınız üzere, yani bu araçlarda o geçtiğimiz sene çok sıkıntılar yaşanan e-call diye tabir edilen sim kart hikayesi var. Yani bu araçlara yerli şebekelerin sim kartı yerleştirilmiş durumda. Onun sayesinde dediğim gibi arama gerçekleştirilebiliyor olası acil durumlarda. Yola çıkmadan iç mekanla ilgili bir toparlama yapmak istiyorum. Atladığım şeylere de son değinmek istiyorum. Gösterge tablosu bu 10 inçlik ve bunun temalarını bu şekilde 3 farklı şekilde seçebiliyorsunuz. Onları göstermiş olayım. Buradaki 10 inçlik ekran üst donanım seviyesi olan Premium'da standart olarak geliyor ve buranın kesinlikle zengin görünmesini sağlıyor. Ben genel yapısı itibariyle Octavia'nın kokpitini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Belli kullanışlılık dezavantajları haricinde, alışkanlık gerektiren direksiyonun üstündeki tuşlar haricinde çok da fonksiyonel buldum. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Yine burada direksiyonun üzerindeki bu şık tasarım neticesinde hız sabitleyici burada sunulmuyor. Bu araçta ekstra bedel karşılığında alabileceğiniz adaptif hız sabitleyici var ama onu kumanda etmek istediğiniz zaman buradaki koldan seçimlerinizi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani evet, bu eskinin iyi bir teknolojisi. Yani benim 2010 model 911'imde de burada bu şekilde bir hız sabitleyici var. Ama artık 2020 yılına geldiğimiz zaman direksiyonun üstünden kumanda etmeyi daha çok arıyoruz. Umarım buraya kadar anlattıklarım sizleri tatmin etmiştir. Detaylı anlatmaya çalıştım. Anlatacak çok fazla şey vardı. Çok yenilik var bu araçta ve ben uzun zamandır Skoda modellerinde kullanmadığım için bana çok yeni geldi. Heyecanlı olarak anlattım. Umarım merak ettiğiniz şeyleri öğrenmişsinizdir. Tabii ki vites, tabii ki motor, tabii ki sürüş konuları var. Onlara sürüş esnasında değineceğim. Şu anda hibrit motorumuz devre dışı ama geriye aldığım zaman gördüğünüz gibi motor çalışmaya başladı. Elektrikli motorun da ufak bir desteğiyle hareketimize başladık. Bunları yolda anlatacağım.
Octavia ülkemize iki farklı motorla ithal ediliyor. Bunların ikisi de benzinli. Şimdi motorları anlatmaya başlamadan önce merak ettiğiniz, sorduğunuz bir soruya yanıt vereyim. 1.6 dizel olmayacak mı? 1.6 dizel bu aracın üretiminde yok. Yani olup da Türkiye'ye gelmiyor, otomatiği, manueli falan değil. Yani yeni kasa Octavia'da böyle bir motor üretilmiyor. O nedenle dizel seçeneği olmayacak. Tabii ki 2 litrelik versiyonu var ama vergiler neticesinde, yani fiyatı anlamsız yerlere çıkacağı için 2 litrelik dizel motoru da getirmeyecekler. Octavia ülkemizde 1 litrelik ve 1.5 litrelik iki farklı benzinli motorla satılıyor olacak. Şimdi detaylara değineyim. Bu motorlar aslında Volkswagen grubundan tanıdığımız motorlar. 1 litrelik olan 3 silindirli, turbo beslemeli, TSI diye geçen ve aktif silindir kapama teknolojisi ACT'ye sahip olan motor. Aynı şekilde 1.5 litrelik motor da yine turbo beslemeli, 4 silindirli, TSI ve yine aktif silindir kapama teknolojisi ACT'ye sahip. Ama bunlara ek olarak Octavia'da Volkswagen grubunun sunmuş olduğu yeni hafif hibrit diye geçen mild hibrit versiyon ilk defa bu araçta kullanılıyor. Ve Skoda bunu E-Tech diye adlandırıyor. Yani bagaj kapağında görmüş olduğunuz o E-Tech'in anlamı bu aracın hafif bir hibrit olduğunu gösteriyor. Peki nedir bu hafif hibrit? Hemen bahsedeyim. Yani bu motorlar dediğim gibi Volkswagen grubunun bildiğimiz, kullandığımız, daha önce de yakın zamanda test ettiğim işte Ateca'da, T-Roc'ta kullandığım motorların aynısı. Ama bu araçta 48 voltluk bir tane elektrik motor bulunuyor. Ayrıca onun yine 48 voltluk bir bataryası bulunuyor. Hemen burada ön yolcu koltuğunun altında yer alıyor. Şimdi bu bildiğimiz hibritler gibi değil. Yani elektrikli motor tek başına böyle bir kütleyi hareket ettiremiyor. Ama aracı ilk hareket ettirme esnasında, yani en çok gücün sarf edildiği, motora yüklenildiği, böyle bir ağırlığı 1,5 tona yakın bir otomobili hareket ettirmek için harcanan güç esnasında elektrikli motor devreye girerek motora destek veriyor. Bunun neticesinde de yakıt tüketiminin, emisyon değerlerinin biraz daha aşağı çekilmesi hedefleniyor. Yani onun haricinde bu motorda ekstra bir güç var mı diye sorarsanız yok. Bu aracında normal fabrika verileri 150 beygirlik güç ve 250 Nm'lik tork sunduğu yönünde. Tabi sadece onunla da kalmıyor. Yani sadece kalkışta destek vermesi değil. Bakın mesela şu anda ayağımı gazdan çekeceğim ve gösterge, görüyorsunuz, devir saati sıfıra düştü. Yani benzinli motor kapatıldı. Bu tarafta da eco yazısını görüyorsunuz. Yani şu anda motorun kapalı olduğunu gösteriyor. Tıpkı yine 2 silindir modunda giderken olduğu gibi. Şu anda gaza dokunduğum zaman tekrar benzinli motor devreye girdi ve bana bir çekiş sağlıyor. Bu arada bu motorun kapanması, açılması çok sessiz oluyor. Yani eğer buna dikkat etmezseniz hiç fark etmiyorsunuz. Bazen şu an olduğu gibi mesela giderken ayağınızı bir gazdan çektiğiniz zaman, eğer gözünüzle bakarsanız şu an olduğu gibi devrin düşmüş olduğunu görüyorsunuz ve hızlanmak istediğinizde, gaza dokunduğunuz anda da çok hızlı bir şekilde tepki verip kavrama sağlanıyor ve ilerlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi demin de söylediğim gibi bununla tabii emisyonun ve tüketim değerlerinin aşağı çekilmesi hedefleniyor. Kendi tecrübemi size aktarayım. Bakın buradan baktığımız zaman tüketim değerlerine. Ben arabayı 197 kilometredir kullanıyorum ve ortalama 8.1 litrelik bir tüketim değeri gösteriliyor. Hatırlarsınız Ateca'da da T-Roc'ta da aynı motor vardı ve bu tüketim değerleri biraz daha yukarılardaydı. Yani yanılmıyorsam 8.5-9'lara yakın bir değerlerde geziyordu. Bu araçla aynı kullanım stili, benzer güzergahlarda kullanmama rağmen böyle bir fark ortaya çıkıyor. Tabii bu değer sizin için yeterli olmayabilir ama hep şunu söylüyorum. Yani burada bu benim kullanım değerlerim. Burada referans almanız gerekenler verdiğim değerleri kıyaslamanız gerekiyor. Yani siz bir T-Roc sahibiyseniz ve 6.5-7 ile geziyorsanız buradan da ona göre kendi oranınızı yapıp bir hesap çıkartabilirsiniz. Benim yakalamış olduğum değerler şu anda bu yönde. Hatta bakın şu anda motoru sürekli burada kapattığı için 8 litreye bile düştük. Yani bana sorarsanız hiç fena değerler değil bunlar bu boyutta, bu güçteki bir otomobil için. Güç demişken tabii 150 beygirlik güç ve 250 Nm'lik tork kesinlikle azımsanacak değerler değil. Yani ben bu Volkswagen grubunun bu TSI motorlarını, eskiden 1.4 olan şimdi 1.5 hacme sahip olan bu motorlarını gayet başarılı buluyorum. Çok iyi performans değerleri sunuyorlar. Fabrika verileri de bu aracın 0'dan 100 km hıza 8.5 saniyede çıktığını söylüyor. Şu an tabii yerler biraz ıslak ama bir 0-100 deneyeyim, size de neler sunduğunu göstereyim. Buradan start stopu kapatalım. Normal moddayız. Hadi şanzımanı da sporta aldım. Hazırsak başlıyoruz. Of, çok patinaj çektik.
Motor güzel devirleniyor. 100. Bayağı patinaj çektik yani. Zeminde tutunma olmayınca tabii o değerlere çıkmak o kadar kolay olmuyor. Ama yine de çok çevik olduğunu söyleyebilirim. Yani araç gerçekten iyi hızlanıyor. Atak bir yapısı var. Tekrar bunu devreye alalım. Kasisten geçerken de süspansiyon konusuna geleyim. Şimdi Octavia'nın süspansiyonları genel olarak konforlu ama biraz bir gerginlik var. Yani belli yol bozukluklarında böyle düz asfaltta bile eğer bir bozukluklar varsa onları birazcık hissedebiliyorsunuz. Rahatsızlık veriyor mu? Bence vermiyor. Yani sınıfının kesinlikle konfor anlamında öne çıkan modellerinden bir tanesi bence Octavia ama o gerginliği de belli yol durumlarında hissedebiliyorsunuz. Yol tutuş konusunda ben Octavia'yı beğendim. Zaten yurt dışında Golf 8'i de kullanmıştım. Bunlar aynı platformda üretilen otomobiller. Yani Golf 8, yeni kasa Seat Leon, Skoda Octavia ve yeni A3 aynı Volkswagen'in MQB Evo diye adlandırılan platformunda üretiliyorlar. O yüzden benzer sürüş özellikleri sunuyorlar. Ben yol tutuş anlamında aracı başarılı buldum. Özellikle dün biraz virajlı yollarda biraz arabayı deneme fırsatı bulmuştum. O anlamda gayet iyi ama sorulan sorulardan bir tanesi. Arkada bağımsız süspansiyon mu var, torsiyon mu var? Bu yine Volkswagen grubunun bir çalışma stili. Yani 2 litre ve üstündeki motorlarda, o güçteki versiyonlarda bağımsız arka süspansiyon kullanıyor. Özellikle bu bahsettiğim platformda ama bizim ülkemize o versiyonlar gelmediği için, çünkü burada komple teorisi üretenler olmuştu. Yani bize yollamıyorlar, kötü araba. Bununla alakalı değil. Yani çalışma prensibinde bu güçteki otomobillere onu koyma gereği duymuyorlarmış. Bu arada ara veriyorum. Normalde pek çıkmıyordu. Şu anda çıktı. Bakın saatte 61 ile giderken de eko yazısını görüyoruz göstergede. O iki silindirle gidiyoruz anlamına geliyor. Eğer çok dinlerseniz hissediyorsunuz. Yani böyle bir motor 4 silindirin düzeninde çalışmıyor. Yani bir hafif titreme var ama bunun için otomobili çok dinlemeniz, çok hissetmeniz ve göstergeye bakmanız gerekiyor. Onun haricinde standart bir kullanıcının normal şartlarda anlaması gerçekten pek mümkün değil. Kaldığımız yerden devam ediyorum süspansiyon konusuna. Bu şekilde bir alınganlığa kesinlikle gerek yok. Yani çünkü bu bize özel bir durum değil. Bu araçlar 1 litre ve 1.5 litre hacminde olduğu için bunlarda bağımsız arka süspansiyon ne yazık ki yok. Gelelim güvenlik donanımlarına. Bakın yine buradan asistanlara girdiğimiz zaman burada da yine Skoda görsel olarak bir farklılık yaratmış. Yani isterseniz listeden bakabiliyorsunuz buradaki güvenlik donanımlarına. Yani Adaptive Cruise Control, burada şerit değiştirme asistanı diyor ama aslında o bizim bildiğimiz kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk algılama sistemi ve acil fren destek sistemi sunuluyor. Fakat bunları işte isterseniz burada aracın üzerinden görerek de takip edebiliyorsunuz. Yani mesela buradan adaptif hız sabitleyicinin ayarlarını yapabiliyorsunuz, seçimlerini veya önden çarpışma algılayıcısı veya kör nokta uyarı sistemi. Kör nokta uyarı sisteminde zaten yan dikiz aynasında eğer arka çaprazınızda bir araç varsa orada bir ışık beliriyor ve eğer siz sinyal verirseniz yanıp yanıp sönüp size geçme diyor ve gayet güzel çalışıyor. Ayrıca adaptif hız sabitleyici de dur kalk özelliğine sahip. Tabi belli bir süre beklerseniz sizin müdahale etmeniz gerekiyor ama dur kalk trafikte o süre içindeyseniz kendisi hareketine devam ediyor. Şimdi şanzımandan bahsetmedim, motordan bu kadar bahsettim. Şanzıman da yine Volkswagen grubundan tanıdığımız 7 ileri oranlı çift kavramalı DSG şanzıman. Fakat işte bu araçta yine Golf 8'de ilk defa gördüğümüz vites kolundan farklı olarak burada bir vites seçicinin olduğu üniteye sahip bu araçta. Buna shift by wire deniyor. Yani burada vites seçici ile vites kutusu arasında mekanik bir bağlantı yok. Yani bir kablo vasıtasıyla sizin buradan yollamış olduğunuz emirler vites kutusuna gidiyor ve bunun neticesinde de burada mekanik bağlantı olmadığı için ağırlıktan ve yerden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Artık yeni modellerde böyle bir uygulamaya gidiliyor ve bence gayet de kolay kullanılıyor ama sizin kullanım stiliniz, yani şöyle elimi şuraya atayım, kol dayamanın üstüne yatıp elimi vites koluna koyayım diyorsanız orada sizin için haberler pek iyi değil. Ama siz vites kolunu sadece böyle vites değiştirmek için kullanıyorsanız gayet fonksiyonel, kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Manuel kullanmak istediğinizde standart olarak Octavia'da direksiyonun arkasında pedallar sunuluyor. 2 kollu direksiyonda da 3 kollu direksiyonda da bu geçerli. İsterseniz de vites kolu üzerinden kolu bir kere geri çekerek spor moduna geçebiliyorsunuz ki ben demin 0-100 hızlanma yaparken onu
direkt sportta bırakmışım. Eğer öyle bırakmasaydım belki tüketimi biraz daha aşağılara düşürebilirdik. 7.9'lara bile gelebileceğini düşünüyorum. Yalıtım konusu yine merak edilen bir diğer konu. Ben yalıtımla ilgili bir şikayet yaşamadım. Dün otoyolda da aracı kullandım, yüksek hızlara çıktım. Tabii ki yüksek hızlara çıktığınız zaman belli sesler duyuyorsunuz ama normal süratlerde, limitler dahilinde kesinlikle rüzgar sesi de rahatsız edici değil. Yol sesi de içeriye gelmiyor ve motor zaten sessiz olan yapısıyla, şu an kendini kapatmış olduğu yapısıyla zaten herhangi bir şey yaşatmıyor. Ha derseniz ki ben yani şöyle birazcık gazlıyım, biraz üst devirlere çıkayım. Tabii ki o canlı motorun, o turbo beslemeli 4 silindirin sesini duyuyorsunuz ve keyifli de duyuyorsunuz yani. Rahatsızlık vermiyor. Ve işte bu noktada konu frenlere geliyor. Frenler biraz farklı, onu söyleyeyim. Yani rejeneratif frenler olduğu için bu araçta frene ilk dokunduğunuz anda yani sanki tepki vermiyormuş gibi oluyor. Çünkü burada koltuğun altındaki bataryaları doldurmak için siz fren yaptığınız zaman oradan geri kazanılan enerji burada depolanıyor. O nedenle de yani ilk bastığınız anda sanki tepki disklerin otomobili durdurmasına yönelik değilmiş gibi hissettiriyor. Böyle bir his var ama buna alışıyorsunuz. Yani ilk gün bununla ilgili bir farklılık hissettim ama şu an itibariyle öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani mesela şu an kasiste duracağımı bilerek ona göre pedalı dozluyorum ve çok rahat bir şekilde benim isteklerime yanıt veriyor. Çok konuştuğumun farkındayım ama umarım faydalı olmuştur. Artık toparlamam gerekiyor. Biliyorum video çok uzadı. Fiyatlara geliyorum. Şimdi iki donanımla satılıyor dedik bu araç. Elit ve Premium. Başlangıç seviyesi 320.000 TL. En üste gittiğiniz zaman da 370.000 TL ödemeniz gerekiyor. Fakat lansman kapsamında şu anda fiyatlar 299.000 ile 339.000 TL arasında değişiyor. Benim kullandığım araç en güçlü motora ve en yüksek donanıma sahip. Ayrıca üzerinde de opsiyonel olarak alabildiğiniz donanımlar var. Onların vergi öncesi fiyatı yanılmıyorsam 55-60 bin TL civarında. Fakat %80'lik ÖTV, %18'lik KDV'yi eklediğiniz zaman bu aracın üstüne bir 90-95 bin TL'lik bir ekstra bindiriyor ki o da bu aracın fiyatını 465 bin TL'ye çıkarıyor. Tabii kampanyayla bugünün şartlarında bu aracı bu şekliyle 427 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Şimdi opsiyonları bir kenara bırakalım. Standart fiyatlar üzerinden Octavia'yı ve rakipleri konuşmaya başlayalım. Tabii Octavia kompakt sedan bir model olduğu için rakiplerini ben size söyleyeyim. Ford Focus, Megane Sedan, Honda Civic ve Toyota Corolla ülkemizdeki başlıca rakipleri. Fiyatlar aslına bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerde. Yani Focus 1.5 dizel, 1.5 benzinli iki farklı motor ve farklı şanzıman seçenekleri sunuyor. Hatta giriş seviyesinde düşük ÖTV diliminde de yer alıyor ama yanılmıyorsam fiyatları 285.000 ile 350.000 TL arasında değişiyor. Honda Civic Sedan da iki farklı motorla satılıyor. 1.6 benzinli, 1.5 turbo beslemeli benzinli motor. Onun fiyatları 285.000 ile 325.000 TL arasında değişiyor. Megane Sedan'a baktığımız zaman onda tabii motor çeşitliliği biraz daha fazla. Onda da düşük vergi diliminde yer alan giriş seviyesi versiyonları saymazsak fiyatları 285.000 ile 360.000 TL arasında değişiyor diyebilirim. Toyota Corolla'ya pek hakim değilim ama onun fiyatları da 3 aşağı 5 yukarı oralarda gibi gözüküyor. Yani daha uygun fiyatlar var ama Corolla'yı test etmediğim için onunla ilgili zaten çok bilgi sahibi değilim. Şimdi bu araçları değerlendirecek olursak fiyatları bir tarafa koyalım, sunduklarına bakalım. Şimdi bu araç tasarımıyla yepyeni. Konforuyla gayet güzel. Motoru hem gücüyle hem tutumluluğuyla ki şu anda ortalamamız 7.9'a düşmüş vaziyette. Ayrıca yaşam alanı geniş. Yükleme alanı sınıfının en genişi ve fonksiyonel. Tüm bunlara baktığımız zaman motor şanzıman kombinasyonunu hesaba kattığımız zaman Octavia hakikaten sınıfının şu an itibariyle en öne çıkan modeli diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir değerlendirme yapmak gerekirse. Corolla'yı çok iyi bilmiyorum dedim ama zaten atmosferik beslemeli bir motor ve CVT şanzımanla bir Corolla alacağımı düşünmüyorum. Civic tarafında 1.6 benzinli motor beni tatmin etmez ama 1.5 turbo versiyonu düşünebilirim. Orada da yine otomatik alacağım zaman CVT şanzımanın olması benim için Civic Sedan'ı listenin dışına itiyor. Megane Sedan'a baktığımız zaman evet gerçekten başarılı, güzel bir otomobil. Birçok şeyiyle, fiyatıyla da avantajlı ama yani
şunu da kabul etmek lazım. Ülkemizde tamamen şirket arabası gibi görünen bir araç Megane Sedan. Yani eğer hususi olarak almış kişiler izliyorsa lütfen bana kızmasınlar. Bu bir gerçek. Ben de onu tercih etmeyebilirim açıkçası. Focus da sınıfının yeni modellerinden bir tanesi ve özellikle sürüş özellikleriyle o da öne çıkıyordu. Ama sonuçta bir paket olarak baktığımız zaman bu araçlar arasında bu sınıfta benim yöneleceğim model şüphesiz Skoda Octavia olurdu. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Gelen sorulardan bir tanesi şu yönde. Buna da cevap vermek istiyorum. Yani zengin donanımlı bir Octavia mı yoksa giriş seviyesi olan bir Superb mi tercih etmek lazım diye bunu çok sormuşsunuz. Hem Instagram'dan sormuşsunuz hem ilk karşılaştırma videosunun altına sormuşsunuz. Şöyle bir yanıt vereyim. Şimdi donanımsal olarak aynı şeyleri sunmuyorlar. Yani Superb'in elit donanımında bu aracın elit donanımındaki şeyler sunulmuyor. Onda biraz daha zayıf donanımlar var. Ama şunu her zaman söylüyorum. Sizin ne istediğiniz ne beklediğinize bağlı. Eğer daha geniş bir yaşam alanı istiyorsanız, eğer daha üst sınıfta bir modele sahip olmak istiyorsanız, sürüş konforunuzun biraz daha yüksek olmasını istiyorsanız o zaman Superb'e yönelebilirsiniz. Ama siz daha yeni bir model istiyorsanız, daha güncel bir model istiyorsanız, daha teknolojik bir model istiyorsanız ve aynı paraya daha zengin donanımlı bir model alabiliyorsanız o zaman Octavia'ya yönelmek durumundasınız. Yani bu aslında tamamen sizin beklentilerinizle doğru orantılı. Ben şunu söyleyebilirim. Ülkemizde evet otomobil fiyatları bayağı almış başını gidiyor. Hani bundan birkaç sene evvel ilk çıktığında Superb mi Passat mı diye bana çok mesaj atıyordunuz, çok soruyordunuz. Fuarda çevirip soranlar olduğunu hatırlıyorum İstanbul Auto Show'da. Bugün de artık şu soruluyor. Yani Passat'la Superb'e gerek var mı yoksa Octavia mı alalım diye. Ben Octavia'nın gerçekten ülkemizde çok iş yapabilecek bir model olduğunu şahsen düşünüyorum. Fiyatlardan ötürü Passat'a çıkamayan ama benzer seviyede bir kalite, konfor arayanlar için bu araç bence kesinlikle biçilmiş kaftan olacak. Jetta'nın da zaten ülkemize ithal edilmiyor oluşu neticesinde Volkswagen grubunda bu boşluğu dolduracak model Octavia olacak. Sonuç olarak ben yeni Octavia'yı çok beğendim ve açık yüreklilikle söylüyorum. Bu sınıftan bir otomobil alacak olsaydım benim tercihim Skoda Octavia olurdu. Umarım sizler için bilgilendirici, aydınlatıcı olmuştur, keyif almışsınızdır. Çok uzun bir video oldu, vaktinizi aldım ama ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.